Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer yatırımcıları herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi sizlerle beraber BMW 430 içerisinde tozu dumana katacak 3 tane hisseden bahsedeceğiz. Bu 3 tane hisse yükselme potansiyeli kuvvetli olan endekste Bizlerin elinde olmayan sebeplerden dolayı düşüşler olmadığı sürece çok güzel para kazandıracak hisseler arkadaşlar. 3 tane hisseyi sizlere paylaşacağım ve sizlere 3 tane hisse tipi öğreteceğim. Bu hisse tiplerine dikkat ettiğiniz zaman para kazanmanız biraz daha kolay olacaktır borsamızda. Bizler oturduğu yerden para kazanan insanlarız. Nasıl yapıyoruz bunu? Traderlık olarak yapıyoruz arkadaşlar. Teknik grafiğe, temel analize bakarak doğru seviyeden paramızı yatırıyoruz. Doğru seviyeden paramızı çıkartıyoruz ve oturduğumuz yerden para kazanıyoruz. Sizler de paylaştığım bu hisselerle para kazanabileceksiniz arkadaşlar. Üstelik oturduğunuz yerden. Ama sakın ha işi gücü bırakmayın. Çünkü insan işi gücü olmadığı zaman elbette bunun kaybetme ihtimali de var. Para kaybedince psikolojiniz bozulacaktır. Belli bir paraya belli bir servete ulaştıktan sonra işinizi gücünüzü bırakmanız çok daha doğru olacaktır. Benim gibi yapmanız kısacası daha doğru olacaktır. Sözü uzatmayacağım. Kısaca birkaç gündür neler paylaştığımdan bahsedeceğim ve hemen bu 3 tane hisseye gireceğim. Bir gün önce yani dün Ankara sokaklarında dolaşırken sizlere Pasifik Avrasya hissesini paylaşmıştım. Pasifik Avrasya hissesine baktığımızda bugün endeksin yaklaşık olarak 5 katı daha fazla getiri elde ettiğini görüyoruz. Yani bugün endeks %1 giderken o hisse %6 dolaylarında seyrediyor. Tabi bu bir günlük bir şey. Önümüzdeki süreçlerde bu daha da artacaktır. Endeks %10 gittiği zaman bu hisse %50, %60 gidecektir diye tahmin ediyorum. Tabii hemen yarın olacak diye bir şey yok ama bu hisseyi dün paylaşmıştım. Bunu bir kenara bırakalım. Önceki günlerde Credit West Factoring paylaşmıştım. Bugün yine %5, ondan önceki iki tavanı saymıyorum bile. Halk Gayrimenkul paylaşmıştım. Bir tavan artı yaptığı kısa kısa yükselişleri saymıyorum bile. Sarkuysan paylaşmıştım. Her gün yükseliyordu. Bugün birazcık geri çekiliyor. Bu da gayet normal. O da çok büyük bir kar marjında bulunuyor. Yapmış olduğumuz paylaşımlar kısacası nokta atışı devam ediyor. Burada paylaşacağım bu üç hisse de nokta atışı devam edecektir diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi şu notu altın çizmem lazım. Bazı arkadaşlarımız var. Bakın kesinlikle hakaret etmiyorum ama yani davar gibi davranıyorlar. Şimdi mesela örnek vereyim size deprem felaketi yaşandı değil mi? Geçen Şubat ayında deprem felaketi oldu. Allah bir daha yaşatmasın. Adam bana çıktı şunu diyor ki hani hisse vermiştin, ne oldu üç kağıtçı diyor. Ulan da var deprem olmuş deprem ülke batmış da var oğlu da var bitmiş herkes ölmüş insanlar canından olmuş sen gidiyor diyorsun ki hisse verdin ne oldu. Şimdi böyle bir durum bak bunu üstüne basa basa vurguluyorum böyle bir durum olmadığı sürece para kazandıracak hisseler paylaşacağım. Bu olursa da yarın bir gün çıkıp da vay efendim deprem oldu hisse verdin çöktü demesin kimse hani ağzıma da almak istemiyorum deprem ismini çok kötü bir şey. Siyasiler açıklama yapar o olur bu olur endeks çöker Elbette ki her hisse değer kaybeder. Bu normal. Normal dışında bu hisseler ekstradan daha fazla kazandıracaktır. Nedir bu hisseler? Hemen sözü uzatmadan ekrana geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim ekrana geçmeden. Son kısa bir dipnot olarak söyleyeyim arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip edin. Çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Bu 3 hisseyi de orada önceden paylaştım. Aynı zamanda çok da güzel bir kampanya yaptım. Normalde bizim özel üyeliklerimiz 3 aylık 1900 TL idi. Biz bunu 5 aylık 1900 yaptık. 2 ayda biz veriyoruz arkadaşlar. İsterseniz sizler de fayda sağlayabilirsiniz. Tamamen resmi, vergilerimizi ödüyoruz. Maliye Bakanı tarafından da denetleniyoruz. Dilediğiniz gibi katılabilirsiniz. Bazı arkadaşlar diyorlar ki "Hocam madem borsadan para kazanıyorsun, böyle lüks arabalarda geziyorsun. Hayatın hayat, maddi özgürlüğün var. Üyelerden niye para alıyorsun?" diyorlar. Haklılar. Niye para alıyorsun? Arkadaşlar, şimdi size bir soru soracağım. Gidin Migros'a girin. A101'e girin, BİM'e girin. Deyin ki lan BİM, A101 senin 10.000 tane şuben var. A101 reklamı yapmıyor mu bir de 10 bininci şube diye? O zaman şu eti de bedavadan verdi, de ben de alayım deyin değil mi? Madem zenginsin ver de alayım. Verir misin? Vermez. Bizde de öyle. Bizim büyük hedeflerimiz var sevgili arkadaşlar. Ben aracı kurum kurmaya çalışıyorum. Benim için 1 liranın bile kıymeti var. Ben bu arabayı aldım, şirket üstüne aldım. Vergiden düşmek için. Ben bu güneş gözlüğünü aldım, bu güneş gözlüğünü gittim, en dandinden aldım. Bak Made in Turkey diyor. Artık malda Iniesta yazıyor. Bak biz gidip de Prada gözlükler takmıyoruz. Yani israf bizde yok. Biz hayatımızı özgürce yaşıyoruz ve bir kuruşun bile dahi kıymetini bilerekten tırnaklarımızla banka gibi bir kuruluş kurmaya çalışıyoruz. Aracı kurum kuracağız. Biz bunu nereden gelerek yapıyoruz biliyor musun? Baba parasıyla yapmıyoruz. Ana parasıyla yapmıyoruz. Dede tarlasıyla yapmıyoruz. Biz bunu traderlıktan sıfırdan al sat al sat kendi eğitimimizi oluşturarak kendi eğitimimizi satarak yapıyoruz. Bu yüzden Üyelikler de paralel arkadaşlar. Artık aracı kurumu olduğumuz zaman belki üyelik yapmayacağız artık bundan sonra. Bu şekilde bizim için her şeyin kıymeti olduğundan dolayı parasıyla arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim. Buradan da zaten yeteri kadar bilgi veriyorum. Özel grupta çok daha fazlası oluyor. Misal şu şu hisseleri alın paranızı bölün bekleyin ben size satacağımız zaman söylüyorum diyorum. Youtube'da videoları gördüğünüz gibi akşamlar atabiliyorum ama özel grupta şuradan satın şeklinde çat diye uyarıda bulunabiliyorum. Sizler de özel gruba katılırsanız çok daha fayda sağlayabilirsiniz. 0552 437 6145e mesaj atarak özel grupla alakalı bilgi alabilirsiniz. Sohbet kısmı çok uzadı hemen hisselere geçiş yapıyoruz. Ekranı küçülttüm arkadaşlar şuradan hisselerimize başlayalım. Endeksimiz de önümüzde açık. Endeksin grafiği de burada. 1 saatlik grafikte MACD'yi al vermiş. Önemli değil. Birazdan endekse geleceğiz. 3 hisseyi anlatınca sizlere endeksten bahsedeceğim arkadaşlar. Birinci hissemiz. Birinci hissemiz arkadaşlar Çelebi. Çelebi Hava Servisi diye bir şirket. Bu şirketi ben neden beğeniyorum? Neden alınması gerektiğini savunuyorum. Birincisi teknik grafik arkadaşlar müsait. 10 numara 5 yıldız bir teknik grafik var. 1 saatlik grafikte onay aldı. Bakın şuradan kısa vadeli yükselişlere çok müsait. Bu bir. İkincisi arkadaşlar 1 saatlik grafikten daha uzağa gittiğimiz zaman 1 günlük grafiğe geldiğimiz zaman şuradaki koca topuzu görüyorsunuz. Burada bir flama formasyonu var. Aynı zamanda arkadaşlar biraz geri çekince çanağı da tamamlamış. Çanak onay almış. Yükselişler için önü açık. Türk Hava Yolları'na baktığınız zaman çanaktan çok çok daha yukarı ulaştı, uzaklaştı. Fakat Türk Hava Yolları gibi bu şirket de bir havayolu hizmeti veriyor. Tabi uçuşu yapmıyor ama e, bu şirkette altyapı hizmetleri veriyor. Bu şirketlerin de güzel bir ançoya sahip olduğunu biliyoruz. İkinci çeyrekte yükselmesini umuyoruz. En azından şöyle 1400, 1500, 1600 TL'lere doğru bir seyahat başlayacaktır sevgili arkadaşlar. Birincisi Çelebi Hava Servisi. İkincisi dün videoda da bahsetmiş olduğum arkadaşlar Paseu. Pasifik Avrasya Lojistik. Bu şirket yapmış olduğu satışların %95'lik bir oranını neredeyse yurt dışına yapıyor. Bu şirket yurt dışına yapmış olduğu satışlardan dolayı çok çok güzel döviz gelirleri elde ediyor. Halka arz olduktan sonra hisse fiyatına baktığımız zaman diğer popüler şirketler gibi çok çok yükselmemiş ama şirketin stratejik önemi ee, biraz daha açacak olursak tren yolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığı ve stratejik ürünler taşımacılığı da dahil olmak üzere çok büyük bir alanda bütün dünyaya hizmet verdiği için ülkemizde bulabileceğiniz en eşsiz hisse senetlerinden biridir. Burada yapmış olduğu düzeltme de bir alım fırsatıdır aslında ve teknik olarak da bir onaylanmış yükseliş grafiğidir. Burada sekuenze momentum analizine baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yani 9, 10 tane burada bir düşüş var. Bu düşüşün artık 9. dan sonra sonlanması beklenir ve fiyatlar şuradaki son 2 tane mum çubuğun üzerine kapanış yaptığı için bugün yapacak yükseliş için daha fazla yükseliş için onay almış oluyor. Ve Pasifik Avrasya hissesi %5.24 şu anda devam ediyor. Tavana yakın da bir hareket yapmış. 73 TL'ye kadar çıkmış. Birazcık geri çekilmiş. Burada devam ediyor. İkinci hissemiz bu. Bunların nerede alınacağı, nerede satılacağı, hedefin ne olduğu her şeyini dediğim gibi arkadaşlar özel grupta paylaşıyorum. 0552 437 61 45'e WhatsApp üzerinden mesaj attığınız zaman sizler de özel gruba çok basit bir şekilde kısa bir şekilde hemencik katılabilirsiniz. Şimdi bir diğer hisseyi anlatmak istiyorum. Bir diğer hissemiz de Panelsan sevgili arkadaşlar. Şöyle Panelsan diye açtığımız zaman PNLSN diyerekten hisse senedini göreceğiz. Bugün %1.88'lik bir hareketle devam ediyor. Dün tavan kapattı. Bugün biraz geri çekildi eksi 4'lere kadar artı 4'lere kadar geri çıktı. Böyle bir bayağı bir dalgalanmayla devam ediyor. Grafiğine baktığımız zaman bizleri ne karşılıyor? Bizleri sevgili arkadaşlar güzel bir Elliot dalga teorisi karşılıyor. Elliot dalga teorisine göre bu hisseyi yorumlayınca bakın şu Elliot dalga teorisinin birinci ayağı. Bu düzeltmesi. Düzeltmeden sonraki hareket düzeltmeden daha yükseğe gitmesi lazım. Yani en azından şu sıfırla bir arasındaki olan uzaklıktan daha da ileri gitmesi lazım. Burada fiyatların en az 80-90 TL'ye geleceğini birazcık daha düzeltme yapıp bir seviyesini eski eski direnç noktasına aşağı geçmeyeceğini sonra yine devam ederek arkadaşlar burada yine sıfırla birden daha yüksek bir hareketle en az 110-120 TL fiyatlarına gideceğini söyleyebiliriz. Bu da yine orta vadeli bir yorumdur. Halka arz olduktan sonra bakın Kasım 2022'den beridir neredeyse aynı fiyatlarda yer alıyor. Panelsan şirketi de burada güzel bir konumda bulunuyor. Güneş enerjisi santrallerinin altyapısında bulunan paneller de dahil olmak üzere Yeni üretilecek olan binalara kadar pek çok üretim alanı var ve hükümetin yeni yapılacak evlerle alakalı bazı projeleri var. Ee, küçük yatırımcının daha doğrusu küçük yatırımcı ağzımıza dolaştı. Ee, ev sahibi olmak isteyenlerin diyelim daha doğrusu zengin olmayan kes, kesimin ev alabilmesi için orta e, gelirli kesimin ev alabilmesi için de bir kredi çalışması olacak. Bunu da kulislerde duyuyoruz. Bu ve bunun gibi şirketler de uzun süredir devam eden yatay hareketten sonra yükseliş trendine başlayacaktır. Alın size yükseliş trendine başlamış bir hisse senedi. Gördüğünüz gibi düzeltmeyi bile yapmış. Trend ben buradayım, ben başlayacağım diyor. İster alın, ister almayın. Bunları ben sizlere anlatıyorum. Özel grupta bunları zaten paylaştım. Onlar aldılar. Bak buradaki tavanı da yakaladılar. Mesela burada panesan tavanı özel grup yakaladı. Ondan önceki e, yükselişte de yakaladı. Özel grupta da paylaşıyorum. Orada daha fazla detay veriyorum. Ne zaman çıkacağımızı da paylaşıyorum. Yeni hisseler de paylaşıyorum. Youtube'da sadece akşamları birkaç hisse paylaşabiliyorum. Sizler de özel gruba katılmak için videonun alttaki linkten ya da e, yorumlar kısmındaki o numaradan Whatsapp'ta mesaj atarak Telegram'daki özel gruba katılabilirsiniz. Ya da katılmayabilirsiniz. Katılmayın. Buradan izleyin. Buradan fayda sağlamaya çalışın. Oradan biraz daha fazla fayda sağlarsınız diyorum. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Şimdi endeksle alakalı yorumlarımıza başlayalım. Dün yaptığım yorumların aslında birebir aynısı diyebiliriz. Sadece direnci kırdık yukarıya doğru. Dün yapmış olduğum yorumlarda dirençlerden ve desteklerden bahsediyordum. Borsamızın günlük değil de şöyle bir saatlik grafikte çizimi biraz daha netleşecektir. Gördüğünüz gibi sonunda şuradaki yatay kanalı kırdık. Burada 8010 direnç noktası vardı. 8010'u bugün gün içinde 2 saat önce yani saat 15-16 gibi 15-16 sularında yukarı doğru güçlü bir şekilde kırdık bir miktar bugünün kırıldıktan sonraki konsolide hareketi konsolidasyon hareketi sonra arkadaşlar sert kopmalarla sert yükselişlerle yükseliş hareketi borsamızda devam edecektir diye tahmin ediyorum şunu da unutmayalım yine altını çiziyorum ben ekonomistim diyenler borsa düşecek diyenler bakın şuradan girerim şimdi ara diyerekten isimlerin tek tek yaza çıkartırım ayıptır günahtır ayıbı günah geçtim bunun adı şerefsizliktir adam çıkıyor Borsa daha 6000 olmamış. Adam borsaya sallıyor. Dolar övüyor. Kardeşim tamam. Dolar çıkacak. Biliyoruz ya. Çıkacak tamam. Niye? Döviz açığı var. Bitti la. Senin konun bu kadar. Sen ekonomistsin. Senin konun bu kadar. Bitti. Her gün sen 50 dakikalık videoda ne konuşuyorsun? Ben kim izliyor seni ya? Ben sıkılıyorum seni izlerken. Sen ne anlatıyorsun? Sen ne diyorsun be abi? Ne, ne anlatıyorsun be oğlum? Diyor ya bir tane e, YouTuber'ı arkadaş. Sen ne anlatıyorsun? Akşama kadar dolar aşağı dolarla biz de biliyoruz tamam çıkacak ne oldu 2 aylık dolar getirsine bakalım şuradan takip sayfamdan şuradan biyop kısmına gelince olması lazımdı bakın e, şu sol tarafta karşılaştırma var gördüğünüz gibi getiri karşılaştırması buraya biz 30 diyoruz daha doğrusu biz 30 değil biz buraya ne yap ha, biz biz 100 diyelim biz 100 diyelim arkadaşlar şöyle e, tutar 100 diyelim yüzde olarak hesaplasın hangi tarihten hesaplatalım biz bunu? 7 günlük değil de son 1 aylık hesaplat hesaplatalım. Nerede? Aylık diyor. Bakalım aylık. Bak son 1 ayda %10 yükselmiş. Yani 100 iken 110 olmuş borsa. E, dolara bakıyorsun. Eksi 0.90. Lan dolar düşmüş. Sen her videoda ne anlatıyorsun? Tamam gidecek de ne yapalım? Evi satıp dolar mı alalım kardeşim? Bak biz diyoruz ki borsa çıkacak adam ona da ağız uzatıyor. Şimdi neymiş komplo varmış da e, Tayip şişiriyormuş doları da... ...aman böyle de olacakmış... ...kardeşim gidiyor al işte yani bak... ...anlatıyoruz niye gittiğini niye gitmesi gerektiğini... ...deprem felaketi olmasaydı o da düşmeyecekti bu kadar... on da hadi dedik tamam... E, ...sıkıntı yok al euro daha fazla düşmüş... altında düşmüş... ...neredesiniz şimdi çıkın ortaya... ...yani daha dün bak şuraya yazar bulurum... ...daha dün sen video çekmedin mi lan... ...borsa aman dikkat şöyle olacak diye... ...daha dün çekmedin mi... ...bugün şimdi sen ne anlatacaksın bakalım insanlara... ...çok merak ediyorum... Çıkıp anlatın o zaman. Başka da bir şey bense size demiyorum. Ee, yazık yani insanlara aklıyla dalga geçiyorlar, eziyet ediyorlar. 50 dakika 60 dakika ne anlatıyorlar bilmiyorum ama bizim gibilerin derhal bir aracı kurum kurup bunların tek eline son vermesi gerekiyor. Lütfen siz de bu yüzden takip edin. Girin buraya arkadaşlar takip edin ki daha fazla kazandıralım ve kazanalım. Burada Türkiye'nin en iyi ileri düzey borsa eğitimi var. Bunu daha iyi anlatan gelsin ben bu işi bırakacağım. Bak burada anlattığım 2-3 saatlik bir video var. Gelsin biri bunu daha iyi anlatsın ben bu işi bırakacağım arkadaşlar. Bak bu kadar da iddialı konuşuyorum. 141 bin abone var. Bunların 300 bin, 400 bin, 500 bin aboneleri nereden gelmiş merak ediyorum. Ama biz bir türlü yapamıyoruz. Sizlerde destek olmuyorsunuz. Videolara bakıyorum. Mesela burada bir tane video var. Dün atmışım. Beğeni sayısına bak. 2700. Ulan 50.000 kişi izlemiş videoyu. 140 bin abone var. 2700 beğenmiş. E paylaştığım hisse %6-7 gitti. Nerede? Pasevu. Bak yazalım şuraya paseo diye. Hani ne Pasevu paylaştık diye kimseden para mı istedik biz? Bak %5.21. Sabahleyin'de nerede açmış? Ee, 69'da açmış. 70.60 olmuş. Ee, kaldı ki 68'e kadar da düşmüş. Yani bayağı bantta gitmiş gelmiş hisse senedi. Biz bir kimseden bir kuruş para istedik mi? Ama bu ekonomistler olan parayı da batırıyorlar. E biz burada hisse paylaşıyoruz. Beğeniye bak. Yani 2700 küçümsemiyorum ama bunun çatlaması lazım. Yani 140 bin abone varsa, bunun en az 50.000 bin beğeni olması lazım. 50 bin izleniyorsa bu video en az 20 bin beğeni olması lazım ki biz de bu işten karşılığımızı alalım arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Samimi bir video oldu. Hisseleri anlattım. Aynı zamanda sizlere e, borsamız analizi yaptım. Ekonomistleri gömdük, ayar verdik, her şeyi yaptık. E, başka bir videoda, bu sefer ne olsun, arabamız değişsin o zaman. <laughs> Başka bir arabada görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.